Sayın Kaymakam sesim geliyor mu? Geliyor geliyor hocam. Hayırlı akşamlar. Genç kardeşlerimize hayırlı akşamlar gönderiyorum Akşamlar. Ben buradan. emeklilik yapayım Sayın Kaymakamım. Sayın Dekanım, değerli meslektaşlarım ve kıymetli öğrenciler. Bu akşam Boyabat Kaymakamı Sayın Mehmet Nuri Çetin Bey'i burada konuk etmiş oluyoruz. Kaymakam Bey, Orta Doğu'nun siyasi tarihiyle ilgili güncel konuşmalar, güncel konular üzerinde bizi bir ufuk turuna çıkaracak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sözü kendisine Estağfurullah. veriyoruz. Sayın Kaymakam. Öncelikle tabii üniversite yönetimimize, rektörümüze, dekanımıza, siz hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bizlere burada konuşma imkanı verdiği için. Genç kardeşlerimize de yine teşekkür ediyoruz. Burada bizlerle buluşmaya geldikleri için, zamanlarını ayırdıkları için. Şöyle dediğimiz gibi hem Orta Doğu hem işte Avrupa'nın Orta Doğu dizayndaki rolü hem de bizim işte Doğu'da biliyorsunuz terör ve şey tecrübemiz de oldu. Kayyum belediyecilik tecrübesi. Onlarla oranın bağı konusunda soru cevap şeklinde de olabilir. İsterseniz ben biraz konuşurum. Ondan sonra soru cevap şeklinde de geçebiliriz. Sizler nasıl uygun görürseniz neticede biz konuşmayacağız. Burası sizin mekanlarınız. Buyurun Sayın Kaymakam, isterseniz devam edebilirsiniz. Şimdi özellikle bizler de üniversitede okuduk. 2002 yılı mezunuyum ben. Yakın dönem tarihimizi şöyle yüzeysel bile olsa özellikle Orta Doğu konusunda çok yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Biraz daha önem vermemiz lazım. Çünkü özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Orta Doğu'nun dizaynı aynı zamanda dünyanın da dizaynı olmuş. Özel bakıyorsunuz Skyscraper'la Osmanlı toprakları üzerinde yapılan paylaşım. Daha sonra beraberinde yine bu bölgelerde farklı fikir, Avrupa destekli farklı fikir akımlarının doğmasına neden olmuş. Bugün en güncel konu işte bizim Suriye'de yaptığımız operasyonlar, Türkiye'nin özellikle sınır güvenliği için yaptığı operasyonlar var biliyoruz. Bunun öncesinde baktığımızda işte Bağız rejimi var. Çok basit gibi geliyor ama bize ama oysa Bağız rejiminin doğuşuna baktığınız zaman işte Mişel Aflakları görürsünüz. Kendisi biliyorsunuz Ortodoks Hristiyan. Yine Salah Rahman var. Bu ikisi çok ilginç bir şekilde Fransız Sorbonne Üniversitesi mezunudur. İşte 28-30 yanılmıyorsam 30 arasında buradan mezun olan şeyler. Yani Fransa'yla İngiltere arasında Skyscraper'la yapılan paylaşım var. İşte Irak ve Filistin'in İngiltere'ye yine Suriye ve Lübnan bölgesinin işte şeye bırakılması, Fransa'ya bırakılması. Fransa'nın işte 1900 işte İkinci Dünya Savaşı'na kadar buradaki hakimiyeti var. Tam Fransa'nın hakimiyetinin bitme dönemi bakıyorsunuz Bağız'ın ciddi bir yapılanması, güçlü bir yapılanması ki bu desteksiz olma durumu da yok. Yani bağımsızlığını yitirmiş bir ülkede en altından örgütlenen Bağız. Ve genç arkadaşlar bunu çoğu bilir. Bağız milliyetçi sosyalist parti olarak görülür. Oysa biliyorsunuz sosyalizmin son evresi sınıfsızlık, sınıfsız bir toplum. Ve milliyetçilik de tam tersi sınıfı öne alan bir fikir. İki fikri bir arada birleştirip Orta Doğu'da ATD'de küçük bölünmenin önünü açmışlardır. Yani Orta Doğu'da benzer kültür, benzer din. İşte Araplar var, işte din Müslüman, elhamdülillah Müslümanız hepimizin İslam dini üzerinde birleşme durumumuz var. Tabi bu birleşmelerin önüne geçip küçük topluluklar haline getirmenin en güzel yollarından bir tanesi Bağız'dı. Bağız'ı sadece şey olarak görmemek lazım. Yani Bağız Irak'ta ve Suriye'de ismi var ama bakıyorsunuz o dönemde Mısır'da ve birçok Orta Doğu'nun Müslüman ülkelerinde Bağız kafasını görme şansınız var. Bunda da en önemli amaç hem din birlikteliği hem de büyük bir devlet, güçlü bir devletin Avrupa'nın yine karşısına geçmesinin, önüne geçmenin tek yolu böyle ayrılışmış gruplar. Tabi burada Batı özellikle Orta Çağ'da çok ciddi hastalıkları vardı. Yani en büyük hastalıklarından bir tanesi savaşlardı. Sürekli savaşan ve sürekli yorulan bir Batı vardı. Bunda ne savaşlara bakıyorsunuz? İşte din savaşlarını görüyorsunuz, mezhep savaşlarını görüyorsunuz, küçük sınır savaşları var. İşte yüzyıl savaşları ve diğer savaşlar. Arkadaşların çoğu bunları bilir, tarih okuyan arkadaşlar.
Batı bunu özellikle 1600-700'lü yıllardan sonra güçlenen ekonomiyle beraberinde gelen eğitim düzeyindeki güçlülük şunu getirdi. Bir toplumsal uzlaşıya doğru gittiler. Yani ayrışma, küçük gruplar arasında sürekli savaşma yerine işte özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte bir araya gelme, güçlü bir imparatorluk, Avrupa İmparatorluğu'nu kurma yoluna gitti. İşte yanılmıyorsam 1980'den sonra Avrupa Kömür Birliği ile başlayan özellikle aydınlar arasında Avrupa'yı tek çatı altına getirme düşüncesi. Bu yapılırken aynı zamanda kendi hastalıklarını yıllardır Avrupa'yı geride bırakan işte bu savaşlar, sürekli birbiriyle çatışma kültürünü de Orta Doğu'ya taşıdı. Yani daha kolay yönetebilme, daha kolay buralarda hakimiyet kurmanın yolu küçük ayrışmış gruplardı. Dahası da aslında bunun altyapısını kuran önemli bir düşünce akımıydı. Yani dahasını dedim ya, iki tane önemli kurucusu var. Şimdi Şeref Lapaşey, Fransız Sarbon Üniversitesi'nde eğitim almış. Yani adı da onların gönüllü adamları. Bağsın diğer dediğim gibi bu Orta Doğu'yu parçalanma, farklılıklara bölme, küçük topluluklar haline getirmedeki etkilerini özellikle 1968-70 Irak ve Suriye'deki Bağsın iktidarları ele geçirmesinde daha çok daha hızlı görüyorsunuz. Irak'taki Bağs zamanla oradaki Şii nüfusa ciddi bir baskı yapıyor. Yine Suriye'deki bazı Sünni nüfusa ciddi bir baskı yapıyor ve burada Orta Doğu'da hiç olmayan çok büyük bir Sünni-Şii çatışması ortaya çıkıyor. Tabi bu da sadece bunu iki devletle görme şeyin şansınız yok. Çünkü Şii nüfusun Suudi Arabistan'dan tutun Bahreyn'e kadar, Kuveyt'e kadar, Yemen'e kadar çok geniş bir coğrafyada bir nüfus var. Ve bu nüfusların birbirine girmesi bu düşünce akımlarının yine şeyiyle bir ateşlenme oluyor. Yani Şii-Sünni çatışmasına bir devlet aranıyor ve bir bakıyorsunuz 1979'larda İran devrimi geliyor. İran devriminden sonra işte yine Irak'ın İran'a savaş açması var. Yani buraların sürekli ateş altında tutulup daha kolay yönetilmesi ve bu küçük topluluklar eğer başarı elde etmek istiyorsa mutlaka bir Avrupa dostuna sırt dayamak zorunda kalıyor. Çünkü o dönemin İslam dünyasında güçlü bir devlet olmadığı için destek alacak bu gruplar, işte kimisi İngiltere, kimisi işte Fransa, kimisi de farklı gruplardan destek arayışına giriyor ve sürekli çatışan, sürekli birbiriyle mücadele eden bir Orta Doğu yapısı şeye çıkıyor karşımıza. Dedim ya, bazı sadece şeyde isim olarak belki Irak'ta ve Suriye'de görmüş olabiliriz ama yani birçok İslam ülkesinde bazı kafası, bazı mantığıyla işte kurulan yapılar ve şeyler, oluşumlar var. Bu oluşumlar da dediğimiz gibi amaç işte o ülkelerdeki bölünmüşlüğü daha da şey yapmak. Derinleştirmek. Tabii derinleştirip daha kolay yönetilebilir hale getirilmesi Orta Doğu'nun. Çünkü Orta Doğu biliyorsunuz dünyanın en zengin petrol yataklarından tutun da işte ticaret yollarının neredeyse köprüsü, yani dünyada iki kıyı düşündüğünüz zaman ortadaki ana köprü Orta Doğu. Hem hava köprüleri, hem deniz yolu, hem işte karasal şey. Buraların kontrolü aynı zamanda dünyadaki ticaretin de, üretim şeylerin de kontrolü anlamına geliyor. Biz şimdi mesela örneğin Irak'taki şu anki çatışmaların mantığında da aynı mantık var. Ben Varto'da görev yaparken bir köyde iki tane farklı terör grubundan eleman aldık aynı köyde. Bir tanesi... Sesiniz boğuk geliyor. Biraz mikrofonu yakın ya da uzakta... Şöyle nasıl? Gayet net sayın kardeşim. Şimdi bazı mantığına benzer işte IŞİD gibi yapılanmalar da şimdi aynı mantığın ürünü. İslam dünyası ve Orta Doğu'da küçük gruplar halinde çatışma kültürünün yaygınlaştırılması. Çünkü bu Avrupa'nın aslında tarihten aldığı çok önemli bir ders vardı. Orta Çağ'da savaşlar, karşılıklı küçük bölünmüşlükler, bu bölünmüşlüklerin birbiriyle çatışması Avrupa'yı yıllarca küçük devletler olarak şey yaptı. Avrupa'nın büyümesi bu çatışma kültürünü ortadan kaldırıp dayanışma kültürüyle oldu. Şimdi Avrupa kendisini rakipleri de istemiyor. Batı diyelim, Avrupa olarak görmeyelim de Batı aynı şeyi Orta Doğu'da uyguluyordu. Yani oradaki büyük bir imparatorluğun yıllarca Avrupa'ya ve o bölgelere hükmetmesinden sonra öyle bir imparatorluğun öyle bir büyümenin olmasını istemeyen Batı'nın orada getirdiği işte çatışma kültürü diyoruz ya, Orta Çağ'daki kendi hastalıklarını taşıma kültürü. Demin şeyi anlatıyorduk.
Bu Güneydoğu'da görev yaparken bir köyden iki tane terörist almıştık. Bir tanesi Suriye'de IŞİD adına, daha doğrusu IŞİD'ci gruptandı. Bir tanesi yine Suriye'ye gidip PYD teröristleriyle terör yapmıştı. Biri IŞİD teröristleriyle terör ortaya çıkarmıştı. IŞİD'e bakıyorsunuz, IŞİD'deki gençlerin birçoğu Avrupa istihbaratlarının işte kendisine sorun gördüğü, Batı'daki sorumlu gençlerin işte organize edilip bu bölgeye taşınması ve bu burada yapılan propagandayla Avrupa milliyetçiliğinin körelen işte devletçi milliyetçi kokanın körelmesi. Evet, yani. Ha, buyurun. Pardon. IŞİD üzerinden bir meşruiyet sağlanıyor değil mi? Kendi Ya radikal Avrupa. benzer yani işte dediğim gibi Orta Doğu'da hani küçük gruplaşma çatışma kültürü yani bunu sürekli devam ettirme anlayışı var. Çünkü bu tip bir anlayış hem kendilerinin güvencesi oluyor, karşılarına dikilebilecek bir büyük devlet, büyük bir güç, İslam coğrafyası geniş bir coğrafya. Burada birleşmelerin önüne, burada büyük bir grup haline gelmenin önüne geçmek için bazı kafasında işte küçük topluluklar isteyen milliyetçi sosyalizm yani bakıyorsunuz iki tane farklı düşünce birbirini reddeden düşünceyi bir araya getiriyorlar. Bir tane işte bu iki düşüncedeki sosyalizm ve İslam Birliği işte küçük milliyetçi gruplarla yine oluşabilecek bir imparatorluk benzeri şeyin önüne geçmiş oluyorlar. Bir sorum var. Özür dilerim ama Tabii sorum. tabii. Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolü toplumsal barışı sağlamak mı, yıkılan ülkeleri iktisadi imar etmek mi, kendi sınırlarını stratejik jeopolitik konumunu korumak mı? İsterseniz not alın, isterseniz sonra değinin. Yani şöyle diyelim yani her devletin birinci önceliği kendi sınırlarını korumaktır. Tabii bu kendi sınırlarınızı korumanız sadece sınırlar asker dikmekle olmuyor. Her türlü dayanışma, her türlü platformun içinde olma, bu devletlerle ortak stratejiler geliştirme, gerektiğinde müdahale edebiliyorsanız müdahale edebilme şansınız. Yani tek bir şeyle hareket etme şeyi yok artık. Dünya bakıyorsunuz İngiltere'nin işte Hindistan'da yaptıkları var. Bakıyorsunuz Orta Doğu ile ilgili planları, programları oluyor. Yani biraz daha ilmi siyaset dediğimiz herkesle yani uluslararası ilişkilerin ilk şeyi dostluk ilişkisinden ziyade çıkar ilişkisidir de. Yani her ülkeyle konuşabilme ama tabii önceliğiniz kendi devletiniz, kendi devletinizin güvenliği. Herkesle konuşup kendi şeyinizi düşünme, kendi devletinizin güvenliğini öne alma. Tabii Orta Doğu dediğimiz gibi iyi okunması gereken bir bölge. Yani Orta Doğu çok çok iyi okunması gereken bir bölge. Biz de okuduğumuzu düşünüyorum. Yani şu son şeylerde Libya'dayız, Suriye'deyiz. Tabi bu bakmayın yani işte sınır güvenliğiniz şu an Libya'dan başlıyor. Çünkü Akdeniz var. Sınır güvenliğiniz Suriye'den başlıyor. Bakın eskiden Hatay'da işte Adana'da bombalı eylemler yapılırken şimdi hiçbiri olmuyor. Ama siz Suriye'de olmadığınız zaman yani dedim yani sınıra tel çekmekle olmuyor. Suriye'de olmadığınız zaman veya önemli masalarda olmadığınız zaman bunları yapma şansınız olmuyor. Güvenliği alma şansınız olmuyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Var mı başka soru filan? Yani Devam edecek gerçekten miyiz? Yoksa benim bir tane soru sormayayım da bir fikir birliği olsun aramızda bir. estağfurullah, estağfurullah. Buyurun, neticede burada hep Evet, birlikte konuşuyor. İslam karşıtlığı acaba burada Orta Doğu'da seküler yapılara yönelik olumlu bir politikaların ortaya çıkmasına neden oluyor mu? Yani biraz da seküler yapıları destekliyor mu Batı bu konuda ne dersiniz? Ya Batı şöyle, bence Batı şu an özellikle son 15-20 yıldır çok çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Nüfus artışı yok. Olan nüfusun da milliyetçiliği yanlış anlamayın. Babındaki bir milliyetçilik değil mi? Irk babında değil. Devletine bağımlılık babında bir milliyetçilik diyor. Devlet milliyetçiliği diyoruz. Ziya Gökalp'in tanımı var işte. Daha önemseyen, ulusal ekonomi önemseyen bir milliyetçilik, evet. Aslında Ziya Gökalp'ın da yanılmıyorsam güzel bir şey var. İşte kader birlikteliği yapılan yani kader birlikteliğine dayanan bir milliyetçilik. Avrupa'da son dönem boş vermiş bir gençlik var. Yani hiçbir değer tanımayan, sadece kendi zevkleri için yaşayan bir gençlik var. Bunu diriltmenin tek bir şeyi, işte dediğim ya, yani Orta Doğu'daki bu İslam karşıtı, buna karşı da oluşturulan bir IŞİD gibi işte terör örgütleriyle kendi kurdukları aslında şeyler. Bunlarla bir Batı karşıtlığı oluşturup bunun üzerinden işte gençleri
diriltebilmek için bir şey, bir karşıt şey oluşturuluyor. Yani kendi gençlerini kendine getirme. Bak işte senin karşında seni yakacak, yıkacak bir şey oluşuyor babında. Bence Batı kendisinden başka hiç kimseye hizmet etmez. Yani bir uzun süre gidip gelen birisi olarak da söylüyorum. Kendi babasına evinin odasını kiraya veren bir anlayışın kalkıp da yani farklı grupları, farklı coğrafyaları düşüneceğini ben düşünmüyorum. Her yapılan adım, her atılan adımda öncelikle kendi devletlerinin şeyi var, bekası var. Bence ben buna dayanıyorum. İşte Orta Doğu'da oluşturan İslam karşıtlığı, daha doğrusu Batı'nın şu an oluşturmaya çalıştığı İslam karşıtı önce şeyi oluşturdular. Buna bir sebep oluşturdular. Şimdi de bu sebebe dayanarak bir diriliş bence. Yani Batı kendi gençliğini, kendi toplumunu diriltmeye çalışıyor diye düşünüyorum ben. Yani ben kendi düşüncem. Tabii sizler akademisyen hocalarımsınız. Bununla ilgili ciddi araştırmalarınız daha değerli olabilir. Yani sizlerinizi de merak ediyorum. Daha değerli bir, yani. Sayın Kaymakam, bağlantıda biraz sıkıntı var sanırım. Öyle mi? Şimdi nasıl? Şimdi iyi bağlantınız. Biraz. Ya bu konuda ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum hocam. Bu konuda çok değerli araştırmalarınız var. İslam ve terörizmi yan yana koymaya çalışıp hani Batı'nın İslam'ı bir öteki olarak oryantal mantıkla betimlemeye çalıştığını okuyoruz. Yazılarımızda da görüyoruz. Bunu gözlemliyoruz. Bunun üzerinden bir politika göstermeye, sürekli radikal fanatik grupları gündeme getirip özellikle hani BBC gibi, DW, Deutsche Welle gibi, yabancı haber, bazen Russian Today gibi kanallarda Batı'nın sürekli sanki Orta Doğu sanki sürekli fanatikleşme, radikalleşme gibi gösterip kendi politikaları üzerinden bir meşruiyet sağlamış olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda sizinle hemfikiriz, yani bir öteki oluşturup onun üzerinde ne yapıyor? Oraya bir müdahaleyi özellikle Arap Baharı'nda ne yapıyor? Meşru kurma, uluslararası otoriteler bağlamında da bunu meşru göstermeye çalışıyor. Bunu yazdığımız bir yazımızda da ifade etmiştik. Yani ben bakmıştım, çok da güzel bir çalışmaydı. Hatta indirdim, bir kez üzerinden geçeceğiz. Ya dedim ya, bu Orta Doğu artık bunların laboratuvar haline gelmiş. Yani tabi burada eğitim de çok önemli. Yani tarih okuma, bakın bu çok önemli. Yani gençlerin ciddi bir tarih okuması gerekiyor. Özellikle Orta Doğu'da bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani çok ciddi şekilde ufak tefek terör örgütleri kurup, işte Batı istihbaratını kurup bunlarla istedikleri gibi at oynattıklarını ve bu gençleri istedikleri gibi yanlış yönlere yönlendirdiklerini görebiliyorsunuz. Ben isim vermeyeyim de bir devletin istihbaratının iki tane kendi gencini, işte Orta Doğu menşeli Avrupa'da yaşayan genci IŞİD'e götürürken İstanbul'da işte yakaya ele verdiklerini tabii 2 yıl önce kendimiz gördük. Yani televizyonlarda da çıktı. Tam belki dikkatli izleyicilerimiz görmüştür. Bizler artık yani Türkiye olarak çok ciddi güzel çalışmalar olan hocalarımız var. Akademisyenlerimiz var. Çok ciddi araştırmalar yapıyor. Türk insanı bunu çok daha rahat görebiliyor. Yani inşallah darısı Orta Doğu'daki Müslüman kardeşlerimizin başına, buradaki sadece Müslüman değil, buradaki mazlum milletlerin başına, yani çünkü dünyayı yöneten bir avuç elit istedikleri gibi insanların başlarına bombalar yağdırabiliyor, vicdansızca şehirleri yerle bir edebiliyor. Tabii bunun bitmesi lazım. Yani bu coğrafya neticede zamanın kültür coğrafyası, Bağdat'tan tutun Şam'a kadar ilmin yuvası olan yerler, tekrar aynı haline gelmesi temennimiz tabii. Evet, Sayın Kaymakam, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, sorusu olan varsa katılımcılardan soru alabiliriz lütfen. Sadece bu konu değil, belediyecilik konusu olabilir. İşte sınavlar, akademik kariyer diyorum. Mesleki ileride tabii tamam. Sınavlara girecek tabii. Kariyer tecrübe konusunda da sorular olabilir kardeşlerimizin. Bir de biz ilçemizin genelde öğrencileri, onları da her zaman bekleriz vakamızda. Bizleri ziyarete gelebilirler. Kapımız yüreğimiz açık kardeşlerimize. Bizim kendi gençlerimiz sorunları varsa sizler vasıtasıyla olur. Direkt gelebilirler. Biz de her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa lütfen çekinmeyin. Evet Sayın Kaymakam, biz devam edelim. Sorular herhalde var da göremiyorum ama oradan. Sorular evet. Şu an bir tane yani geldi, onu sorduk ama şu an gelen güncel soru yok.
Yemen'le ilgili herhalde bir soru vardı. Suudi Arabistan ve Yemen konusu, yanılmıyorsam. Yani Yemen Müslüman coğrafya. Yani sürekli bombalanması, sürekli ateş altında olması. Bizler dedim ya, vicdan kapımız da her zaman açık. O bölgenin de bir an önce huzurun gelmesini istiyoruz. Suudi Arabistan konusunda, Suudi Arabistan'a yanılmıyorsam 9 tane kabilenin yönettiği bir devlet. Yani bir pardon, Batı özellikle bu kabile şu anda yöneten Suud ailesi bazı yanlışlıklar yapıyor, inşallah bu yanlışlıklarından dönerler. Tabi sadece orada Suud ailesi yok, İran'ın da yaptığı sıkıntılı durumlar var. Orada grupların birbirine düşürmesi, demin anlattığım konularla aslında çok bağlantılı. Küçük gruplar halinde savaş kültürü, bu Ortaçağ Avrupası'nın en önemli hastalığıydı. Bunu bizim Orta Doğu'ya taşıdılar. Bunu taşımalarının nedeni de diyorum ya, yani Batı'nın sürekli o dönemde geri kalmışlığı, diğer ülkelerin gelişmişlik düzeyine yetişememesinin en önemli nedeni buydu. Bu hastalıklarını şimdi Orta Doğu'ya taşıdılar. Yani ayrışma, gruplaşma, gruplar arasındaki çatışma, sorunlu toprak bölgeleri. Bakın, özellikle Orta Doğu'dan ayrılırken Batı devletleri, İngiltere ve diğerleri, bütün ülkelerin sınırlarında sorunlu topraklar bıraktılar. Dikkat ederseniz İran'la Irak arasında, işte bizim Suriye'nin Hatay arası, yine Filistin bölgeleri. Aslında orada bir şey yok, sorun yok ama bize ait olan bir bölge Hatay, ama yani bu sorunları da canlı tutuyorlar. Canlı tutuyorlar ki buradaki çatışma kültürü sürekli devam etsin. Sayın Kaymakam, aslında bu noktada özellikle Orta Doğu'nun Batı'ya verebileceği en büyük kurumsal, hani demokratik cevap şu. Benim kendi okumalarımda gözlemlediğim gelir dağılımı ve yoksulluk. Hani burada aslında gelir dağılımı, çünkü Arap Baharı'nı tetikleyen nedenlerden en başlıcası bu. Bunu gözlemledik birçok ülkede. Gelir dağılımı adaletinin hani sağlanmış olması, bunun tabii ki sıfırlanması imkansız. Gelişmiş ülkelerde de bunu gözlemlemiyoruz ama belli bir derece çekilebilir. Yine yoksulluk mesela, bu çok önemli. Yoksulluğun belli bir nebzeye, belli bir dereceye indirilmesi. Bu aslında Batı karşısında Orta Doğu'nun verebileceği bir kalkandır bu aynı zamanda. Bu konuda düşünceleriniz nelerdi Sayın Kaymakamım? Yani yani şey olarak mı, yani bizim Orta Doğu'daki bu geri kalmışlık olarak mı görüyorsunuz? Tam soruyu bir de kez daha alabilir miyim hocam? Ben tam şey Sorun. demedim ama. Bazen İran için denir, Suudi Arabistan örneği vardır. Diyelim ki toplumun belli bir %5'lik, %10'luk kesimi gelirin %50'sine el koyar. Yani iktisatta hani Gini katsayısı, Lorenz eğrisi falan, iktisatçı hocalarımız muhakkak ki bu konuda uzmandır kendileri. Bunu görüyoruz. Hani gelirin %50'si belli bir sınıfın ya da nüfusun %10'una, %5'lik bir kesimine ne yapıyor? Bir kaynak olarak kanalize etmiş oluyor. Ama diğer kesimler bundan ne kadar mahrum kalıyor, doğru mu? Evet. Orta sınıfı dar gelirliğin sayıca nicel olarak artmasına neden oluyor. Olası bir iç kargaşada, olası bir sıkıntıda bu gruplar ya da bu sınıflar, bu ekonomik temelli sınıflar ne yapıyorlar? Sahada görmüş oluyoruz. İşte burada özellikle Orta Doğu ülkelerinden, yani İran olabilir, Suudi Arabistan ya da diğer ülkeler, kalkan olarak bu gelir dağılımı ve yoksulluk konusunu gündeme almaları. Çünkü bunu çözdükleri zaman beraber çözmüş olacaklar. Siyasi sıkıntıları da çözmüş olacaklar. Bu önemli, hani göz ardı edilemez. Bu önemli bir detay Sayın Kaymakamım. Ya yani şöyle bir sıkıntı var. Hani ben Suudi Arabistan'da, İngiltere'de okurken arkadaşlarımız da oldu. Orada da çok ciddi sıkıntılar var. Bakmayın, hani özellikle Şii bölgelerde filan da fakirlik çok üst düzeyde. İran'da da benzeri şeyler görüyorsun ama buradaki iktidarlar zaten şeylerini meşru olmak şeylerini buna bağlı, yani bağlıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Gelirin dağılması beraberinde eğitim seviyesinin çok yüksek düzeye geçmesi beraberinde temel demokratik hakların talebini de beraberinde getirecek. Şimdi Türkiye'deki bazen bazıları küçümser ama ben küçümsemiyorum. Tam tersine bizim kahvedeki vatandaşımızın yaptığı sohbet, inanın oradan gelen doktora öğrencilerinde sohbetin kalitesi oradaki doktora öğrencilerinden daha iyiydi. Dünyayı bilen, gören insanlar, çünkü eğitim alıyor, televizyonlarda görüyor, okuyor, gazetede okuyor ve birçok şeyi görmüş oluyor. Ama İran gibi kapalı toplum, işte kum medrese üzerine kurulmuş bir rejim var, siz de biliyorsunuz. Yine Suudi Arabistan bir ailenin yönetimine dayanan bir rejim var. Onlar bu sosyal refahı dağıttıkları an kendilerini bitirmiş oluyor. Ya çünkü sadece tabii ekonomik kalkınmışlık beraberinde sosyal kalkınmışlığı da getirecek. Sosyal hakların istenmesi gelecek beraberinde. İşte Sayın seçmek için.
Oryantalist yazarlardan Bernard Levy'nin bir sözü var. Hani güncel sorunlara karşı Orta Doğu'nun hani daha çok tarihsel cevaplar verdiği, diyelim ki İslam tarihinde, dört halife döneminde, ondan sonra sahabe dönemindeki arayışlar üzerinde bunu temellendirmeye çalıştığına dair tabii bazı değerlendirmeler var. Burada güncel modern ekonomik değerler üzerinden bu formüle edildiği zaman bu tür toplumların aslında olası iç kargaşalara karşı çıkabileceğini tekrar belirtmekte önem var. Çünkü bu göz ardı edildiği zaman olası bir sıkıntıda, olası bir hareketlenmede karşı bir aparatınız, karşı bir kalkan olarak kullanabileceğiniz bir politikanız ne yazık ki yok. Hani sadece güvenlik olarak da bastırmak yeterli değil. Bu önemli. Suudi Arabistan'dan hani örnek verdiniz. Bu petrol gelirlerinin fonlanması, hani yedek akçesinin ayrılması. Özellikle yani Norveç'te kıyaslandığı zaman Norveç bu konuda şey yapıyor. Mesela petrol gelirleri sahip olan bir ülke. Yedek bir fon oluşturuyor. Bu fonda biriktiriyor. Olası ileride sosyal güvenlik sistemi çökerse, ekonomik gelirlerim azalırsa bu fondan ne yapayım? Kendimi kanalize edeyim ya da kendime bir gelir oluşturayım. Ama burada Suudi Arabistan'da aynı olayı aynı düzeyde göremiyoruz. İşte burada Orta Doğu'nun hani güncel gelişmeler karşısında yeni formüller ortaya koyabilmesi. Bu çok önemli. Bernard Levy'nin bu konudaki söylemi biraz daha hani doğruluyor gibi. Güncel meselelere tarihsel cevaplar vermek. Bu çok büyük bir konu Sayın Karayakoğlu. Gerileyememe. Bu da demin de dedim size, ben katılıyorum. Yani genç bir beyin oluşturmanız lazım. Düşünen bir, üreten bir beyin oluşturmanız lazım. Yani bakınız, en basit bir şeyi bile dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak görebileceğiniz maddi gelirleri açısından çok ciddi bir şeye sahip şeyin işte Orta Doğu ülkelerinde Suudi Arabistan'ın, yani en basit şeyi bile üretmekte geri kaldığını görüyorsunuz. Yani dediğim gibi sosyal adaletin çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum o ülkelerde. Yani buna yönelik zaten bir kaygılar da yok. Yani tek kaygı iktidarın korunması kaygısıyla. Yani aynısını İran'da da görüyoruz. İktidarın korunması kaygısı var. Başka bir kaygı yok. Ha? Sistemin devamı, istikrarın sağlanması. Tabii şu var Sayın Kaymakamım. Hani bunların kapitalist sistemi, yani feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini yoğunca yaşamamaları, bunun özellikle Britanya gibi ülkelerde olması, burada hani sosyal devlet anlayışı, refah devleti anlayışı ve sosyal güvenlik hukuku gibi ya da kendi dinamizmlerinin sürekli bastırılması, bu zaten gelir dağılımı ve yoksulluğun da oluşmasını ya da tartışılmasını engelleyen bir başka faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben de dedim ya, hani İngiltere'de bulundum, demin Britanya örneği şeyini verdiniz. Yani o bölgelerde tabii bunlar zamanla, dedim ya, bir şey, Rusların dediği gibi toplumsal sözleşme boyutuna gelmiş. Yani zamanla bunlar işte kavgalarla veya işte şeylerle bu aşılarak belli bir şeye gelmiş. Orta Doğu'nun daha gideceği çok yol olduğu düşüncesindeyim. Yani bir toplumsal bir şey olması lazım. Bir ne derler, seferberlikle hem toplulukların eğitimi, eğitilen toplulukların hızlıca üretime kanalize edilmesi, sadece bunu hani maddi üretim olarak algılamamamız lazım. Beyinle üretme şeyini de diyorum. Mesela bizim şimdi hemen hemen her ilimizde bir üniversitemiz var. Yani fakültelerin dağılımı var şeye göre ve çok ciddi şekilde üreten insan şeyimiz oluştu, profilimiz oluştu. Bunu çok rahatlıkla son dönem şeylerde görebiliyorsunuz. Bir uçak diyorsunuz, 6-3 tane mühendis bir anda çıkarıp kendi savaş uçağınızı yapabilecek konuma geldiğinizi görüyorsunuz, ama bunu Orta Doğu hiçbir devletinde göremezsiniz. Demin dedik yani, zenginliğin dağıtılmaması. Zenginliği ben sadece maddi zenginlik olarak da görmüyorum. Yani eğitim de bence bir zenginliktir. Adaletli bir dağıtım olmayınca, ama patlamalarda da işte şey örneğini görüyorsunuz. Tunus'ta başlayan Arap Baharı örneğini görüyorsunuz. Bir anda ortada hiçbir şey kalmıyor. Ne devlet kalıyor, ne devlet geleneği kalıyor. Ne olacağını kestirme şansınız da kalmıyor. Yani Fransa'da da benzer gösteriler oluyor ve Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de, bizde de mesela gezi benzeri olaylar oldu. İşte dışarıdan destekli bir gezi şeyi vardı, ama yani devlet hiçbir şey olmadı, ama bir Orta Doğu'daki patlama belki daha düşük yoğunlukla ve daha büyük sonuçlar doğurdu. Bu da bir, dediğimiz gibi, bu dediğimiz şeylerin yapılmaması, yani devlet kültürü şey yapılmaması beraberinde de işte bu sonuçları doğurabilir. Her an bir anda devlet diye hiçbir şeyin kalmadığını Suudi Arabistan'da görebilirsiniz. Çünkü şey yok, yani dağıtılan bir zenginlik yok.
Üreten beyinler yok. Bir kısım insana her şey verilmiş ve onlar da sınırlı şekilde birçok şeyi yapıp söyleyebiliyor. Bugün A dediğine kralın fikri değiştiğinde yarın B diyebiliyorlar. Evet Sayın Kaymakam. Bir öğrencimizin sorusu var Yılmaz Çetin. Amerikan emperyalizminin hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Öyle bir sorusu var onu bir tartışalım. Yani işte ya şu var hani klasik özellikle bizde bir şey var Amerikan emperyalizmi, Rus şeyi falan. Ya bunu artık bırakmamız lazım. Yani bizim kendimizi bir kere şey yapmamız lazım. Ne derler? Ülkemize ne kadar faydalı olabiliriz, ne kadar çalışabiliriz? Zaten son dönemde bizim devlet büyüklerimiz olsun, şeylerimiz olsun bu konularda Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili çok ciddi stratejik şeyler yapılıyor. Bizim dediğimiz gibi öncelikle ciddi şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım. Ya Amerika yani Yozgat'la ilgili bile üniversitede masaların oldu. Dünyada birçok şeyi kontrolde tutmaya çalışan bir devlet var ama karşısına bir Çin çıktı. Şu an Amerika'daki birçok şirketin Çin'de üretim yaptığını görüyorsunuz. Ve Trump'ın işte dediği Çin bizden çalıyor. Çin bizim işte zenginliğimizi almaya çalışıyor demesi var. Yani büyük bir güç Amerika birçok şeyin kontrolü var. Dünyadaki ticaretin işte uluslararası kuruluşların birçok kontrolü var ama şimdi o da o kontrolleri kaybetmeye başladı yavaş yavaş. İşte bir yapı zenginliği şu an Çin'e taşıyor. İşte fabrikalar gidiyor, şeyler gidiyor, üretim gidiyor. Üretim zaten gittiği zaman yani aklınızda olsun Avrupa'dan da şu an üretim gidiyor. Onun getirdiği çok ciddi bir rahatsızlık oluşmaya başladı. Üretim gitmesi demek çalışan işçinin gitmesi demek. Sosyal güvenlikte gidecek paranın gitmesi demek. Verginin gitmesi demek. Devletin gelirinin gitmesi demek. Şu an Amerika'nın da ben çok ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Yani evet dünyayı sömürüyor ama bakıyorsunuz yoksulluk belli çok ciddi bir yoksul oranı var. Yani bizim en fakirimizin gidip gördüğü tedavi belki de orta sınıftaki insanların Amerika'da göremediğini görüyorsunuz. Tabii büyük bir güç, büyük bir şey ama bizim öncelikle kendimizin ne yapacağı çok önemli. Siz güçlenirseniz, siz büyürseniz zaten söz söyleyen ülke konumuna geliyorsunuz. Masaya oturan ülke konumuna geliyorsunuz. Birçok şeye hayır diyebilen ülke konumuna geliyorsunuz. Bizim genç arkadaşlarımızı biz çok seviyoruz. Yani çalışmamız lazım. Yani Japonya dediğimiz gibi iki şehri yok olan Japonya. Yine 2. Dünya, 1. Dünya Savaşı'nda yerde bir olan Almanya'ya bakıyorsunuz. Yani 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın en modern tanklarını, en modern silahlarını üretip neredeyse dünyayı hep komple ele geçirdik ülke konumuna geliyor. Dünyada başkasının ne dediği tamam önemli ama en önemli olan sizin ne yaptığınız ve ne diyeceğiniz çok çok daha önemli. Ne yapacağınız daha doğrusu. Çalışmamız lazım. Yani bunu böyle görüyorum ben. Çalışmamız aynı zamanda verdiğiniz güzel cevaba ilaveten olması nedeniyle Yılmaz Çetin Bey'in sorduğu Amerikan emperyalizmi aynı zamanda 17. ve 18. yüzyılda gelişen merkantilist mantığı neydi? Üretim artığının diğer ülkelere ihraç edilmesine yönelikti. Bu şekilde hem İngiltere ile hem Amerika'nın bu yöndeki politikaları doğal olarak onları liberalizmin savunucusu haline getirildi. Yani eski monarşik yapıların yıkılması, bu eski imparatorun ortadan kaldırması ve ulus devlet ölçeğinde aynı zamanda Fransız devrimiyle benzeşen, eklektik olan bir durum çıkarması neden oldu. Liberalizme neden sahip oldular? Çünkü bu üretmiş oldukları teknolojilerin sahip olduğu üretim artıklarının transferini zorunlu hale getiriyordu. Bundan dolayı Amerikan emperyalizminin gelişmesi kendisi gibi olmayan devletlerinin sistemsel ve rejimsel dönüşümlerini de zorunlu hale getiriyordu Yılmaz Çetin Bey. Bundan dolayı hani kendisinden ta binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin değişimi ve dönüşümü üzerinden kendi düşüncesine ideoloji transferi ve aynı zamanda mal transferi, meta transferi üzerinden ne yapıyordu? Marshall planı biliyorsunuz onun en önemli şeylerinden bir tanesi. Ha? Ya Marshall yardımları neydi? Yani Bulgaristan'a evet. Türkiye'ye yapılan yardımlar beraberinde işlediğiniz gibi şeyin ayaklarını oluşturuyordu. Saç ayaklarını. Ayaklarını. Yılmaz Bey'in sorduğu bu soru cevabı şuydu. Yani merkantilist mantığı ve liberalizmin evliliği üzerine dayalı bir sistem. Aynı zamanda ham maddenin işlenerek menşe ülkeye tekrar transfer yollan sömürü düzeniydi. Amerikan emperyalizmi. Teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey'in sorusu için. Sayın Kaymakam, yine sizde. Buyurun. Yani demin dediniz ya mal işlenip
fabrikalarda işlenip daha sonra bunların işte ham madde alan ülkelere daha fazlasını satıyor. Bunu malda görmüyorsunuz. Bak size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki de hani biraz konumuzun da dışında mesela biz şey eğitim alırken bu uluslararası uyuşturucuyla ilgili eğitim alırken şunu gördük. Mesela uyuşturucu bile aynı mantıkla yapıyorlar. Afganistan'dan transfer edilen uyuşturucu Avrupa'da işleniyor. Tamam, ham madde işleniyor. Sentetik ve şey olarak yine Orta Doğu ve diğer ülkelere dağıtılıyor. O işte bizim bu terör gruplarının özellikle Irak, Suriye ve alt kesimde temizlenmesinde bile buna çok büyük bir darbe vurmuştuk. Yani zaten kapitalizmin mantığı yani sömüreceksin, alacaksın, daha şeye yüksek şeye onlara vereceksin, emeğini sömüreceksin, malını sömüreceksin. Yani sadece bunu Amerika olarak da görmemek lazım. O Avrupa ile ortak yapılan bir işti. Çin gibi bir sosyalist dediğimiz bir devlet bile şimdi ona evrilme yolunda. Yani kurumları aslında ona evrildi ama isim şey dedim bizim ne söylediğimiz, bizim ne yaptığımız önemli. Yani güçlüyseniz bunlara müsaade etmiyorsunuz. Kendi gücünüzle kendi şeylerinizi oluşturuyorsunuz. Kurumsal yapılarınızı oluşturuyorsunuz ve buna hayır deme şansınız oluyor. Onlar da kendi düzenlerini devam ettirmek için farklı müdahale şekilleri yapıyorlar. İşte bu 15 Temmuz'un da ben böyle bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Yani kendilerine göre kontrollerinden çıkan bir devletin disipline edilmesi. İşte 80 darbesinde de benzer şeyleri, işte sizin çocuklarınız darbe yaptı şeyini, lafını az çok biliyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olasınız. Güzel bir açıklama getirdiniz. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Kaymakam, başka bir konu bazen akademik kitaplarda görüyoruz. Petrolün laneti diye bir kavram var. Hani hangi ülkelerde varsa oradaki iç huzursuzluklar, gelir dağılımının olmaması, sürekli şiddet olaylarının gün yüzüne çıkması vesaire. Tabii son yıllarda artık farklı enerji kaynaklarının olduğunu görüyoruz. Özellikle hani petrolün işte dizel, benzin farklı modüllerde kullandığını görüyoruz. Artık elektriğin de hani ya da hibrit dediğimiz benzer teknolojilerin kullanımı da aynı zamanda Orta Doğu'daki petrole yönelik ihracat talebini de kısacak yönde. Burada acaba kendini nasıl yenileyebilir Orta Doğu? Bu petrolün hani lanet kelimesiyle beraber anılması konusunda düşünceleriniz nelerdir? Yani şimdi bazı Arap ülkelerinde ben okumalar yapmışım da ona yönelik şeylerin bazı adımların atıldığını duymuştum. Tabii İlginç bir şey, güneş enerjisinin en fazla dik geldiği bölgelerden bir tanesi yine Suudi Arabistan'mış herhalde. Öyle bir şey olmuştu. Tabii Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar attı. Benim de takip ettiğim bir konu. Bizim de özellikle ilçelerde yaptığımız projelerde şey yaptığımız işte güneş enerjisine, rüzgar enerjisine, onun dışında işte şimdi bir nükleer enerji boyutu da Türkiye'ye gelmeye başladı. İnşallah 2022'de herhalde tesisimizin açılma şeyi. Petrolle ilgili işte yakıta dayalı sistemin gün geçtikçe terk edileceği yönünde çok ciddi adımlar var. Avrupa'da buna yönelik hazırlıklar var. Tabii Orta Doğu'nun buna kendisini hazırlaması lazım. Çünkü üretmiyor yani. Çok ciddi şekilde sıkıntı var. Yani en basit dediğimiz ürünlerin bile dışarıdan alındığı bir yapı var. Buna hazırlık olunmasa sizin de geçen değindiğiniz şey gibi çok ciddi sosyal patlamaların ben olacağını düşünüyorum. Her ne kadar sindirilmiş bir hat da olsa belli bir noktadan sonra artık kırılma ne kadar geç gelirse o kadar sert olur diye bir şey vardı bizde söylenen şey. Eğer kırılma çok geç şey olursa yani dayanma noktasını çok aşağı indirirlerse toplumsal patlamanın da çok şiddetli olacağını düşünüyorum. Buna yönelik hazırlık yapmaları gerekiyor. Birkaç böyle yazı okumuştum ama çok ciddi bir altyapının da oluşturulduğunu düşünmüyorum o kadar da. Ya yani biraz Katar'ın Türkiye ile birlikte yaptığı bir iki çalışma var ama sadece hani enerjiye yönelik değil enerjinin getireceği gelirden mahrum kalma neticesinde olabilecek sıkıntılar da çok büyük olur diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamım. Bir öğrencimizin sorusu var Cahit Sıtkı Bey'in. Sayın Kaymakamım, güncel olarak ABD Avrupa bize yaptırım uygulayabilir mi? Jeopolitik önemimiz bitti mi diyor.
Yani şöyle, Avrupa'nın ben yaptırımı, çok ciddi yaptırımlar uygulama şansını zor görüyorum. Nedeni de şu, şimdi bizim de Avrupa'ya karşı kullanacağımız kartlar var. Yani biz basit bir ülkeyiz, 70 milyonlukla sahip dinamik bir ülkeyiz. Avrupa'yla ortak yaptığımız projeler var. Bugün birçok, mesela Fransa bize yaptırım uygulayacağını söyleyen ülkelerin başında geldi ama Fransa otomotiv sektörünün neredeyse en ciddi şeyi, ne derler, müşterisi diyelim, şeyi diyelim. Türkiye mesela Renault'sundan tutun şeye kadar, onun dışında birçok ortak şeyler var. Yani ben o kadar kolay olacağını da düşünmüyorum. Avrupa'yı da böyle bir tek bir devlet gibi görmeyin. Amerika tek bir devlet, tek bir karar alma şey var ama Avrupa'da öyle değil. Birçok çıkar, ortak çıkarın bir arada yürütülmeye çalışıldığı bir yapıda söz ediyoruz. Özellikle mesela pandeminin başında İtalyanların ve İspanyolların işte Almanya ve şeye karşı çok ciddi eleştiriler oldu. Türkiye ile çok ciddi ticari ilişkileri olan devletler var. Ve şu an özellikle pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ya bir Almanya mesela hayır diyor çünkü bir Volkswagen grubundan sonra birçok şeyin satımının yapıldığı ülkelerden birisi. Türkiye'nin ciddi bir tepki vermesi durumunda yani Avrupa'ya çok ciddi sıkıntılar yaşatacağını da düşünüyorum. Yani artık maske alamayan, işte huzur evlerinde 400-500 yaşlı ölüme terk eden ülkelerden bahsediyoruz. Yani eski süper Avrupa süper güç yok. Benim orada arkadaşlarım da var. Birçok orta sınıftaki insanın artık geçinemeyecek duruma geldiği bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani öyle kolay kolay hani belki Afrika'nın bir ülkesini alabilir de Türkiye'de ciddi ticari ilişkileri var. 70 milyona ürün satıyorsunuz, araç satıyorsunuz, otomotiv satıyorsunuz, otobüs satıyorsunuz. Bunların birçoğunun üretim menşei Avrupa ve ciddi yerler, ciddi ticari bağlantılarımızın olduğu ülkeler bunlar. Türkiye'yi zorlar ama onları da zorlar. Yani bence biraz hani korku şey derim. Bir de sonucunda elde edecekleri ciddi bir şey yok. Avrupa'nın mantığında menfaat şeyi vardır. Menfaati yüksek olmadığı sürece çok kolay bütün işlere gireceklerini düşünmüyoruz. İşte Fransız gemisi geliyoruz desteğe dedi. Yarı yolda Türkiye vururuz deyince yarı yolda gemilerini geri çekmek zorunda kaldılar. Yani ben çok ciddi yaptırımlar hani uygulansa bile böyle sözde kalacak ufak tefek şeylerle geçiştireceklerine Yunanistan'a sana da işte destek oluyoruz deyip geçiştirecekleri yaptırımlar olacağını düşünüyorum. Ciddi yaptırımların sadece bizde değil onlar da çok ciddi yıkımlara sebebiyet vereceğini ben düşünüyorum. Yani benim kendi düşüncem o çünkü ciddi şeyler var. Ticari ilişkiler, ticari şeyler var. Yani bizim elimizde hani boş kalmayacak ona karşı. Bizde hani ne güzel yaptırım yaptın. Bizde mesela gümrük birliğinde bile bizim yani Avrupa'yla yani bizden çok Avrupa'nın kazandığını ben düşünüyorum gümrük birliği şeyinde de. Ben düşünüyorum inşallah yapmam. Teşekkür ediyoruz. Erol Bey'in bir sorusu var öğrencimiz. Hocam Suriye'de ve Irak'ta harita değişimi bekliyorsunuz diyor. Bekliyoruz öyle. Doğu Akdeniz'in tamamı karşımızda saf tutmuş Arap dünyası nasıl bir tavır alacaktır? Erol Bey'in sorusuna cevap vermeye çalışayım Sayın Kaymakamım. Siz de eklemeler yapabilirsiniz. Erol Bey, Arap coğrafyasındaki Osmanlı hakimiyeti bizim için bir başarıdır. Ecdat orada 400 yıl süreyle ne yapmıştır? Orada egemenliği sağlamıştır. 1500'lü yılların başından 1900'lü yılların başına kadar bu şekilde devam etmiştir. Buradaki algı değerlendirme şu şekildedir. Bizim için başarı olan bir egemenlik orada bulunan toplumlar için olumsuz olarak başarısızlık ya da tarihin dışına itilme olarak tanımlanmıştır. Bundan dolayı sadece sizin burada Arap dünyası nasıl bir tavır alacaktır? Hem kendi ulusal ölçekleri hem de batıyla beraber hareket ederek burada konumlandıracaklardır kendilerini. Çünkü bizim buradaki başarımız, Osmanlı ecdadındaki başarısı ne yazık ki bunu bile getirmek lazım. Bazı ülkelerde özellikle hani kurtuluş mücadelesi, bazı ülkelerde bunun bağımsızlık kutlaması gibi olduğunu büyük elçilerimiz bize aktarıyorlar. Erol Bey umarım cevabınızı vermişimdir. Sayın Kaymakam ilave etmek istediğiniz bir konu varsa bu soruya cevap ver. Şimdi şöyle Akdeniz'de özellikle karşımızda olan ülkeler bir tanesi Mısır, işte Sisi, bir tanesi zaten Akdeniz'le ilgisi olmayan Birleşik Arap Emirlikleri, İngiliz istihbarat üstünün olduğu, Orta Doğu'daki en büyük üstlerinin olduğu bir ülke. Bu ikisi özellikle Türkiye'ye karşıtlığı üzerine şey ediyor ama Sisi'nin de öyle kolay kolay bunu göze alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yani zorla gelmiş bir devlet başkanı işte
Selefi Nur Partisi ile ortaklaşa yaptıkları bir darbe var. Onlarla da şu an arası bozuk. Seküler kesim, Mısır'daki seküler kesimle de şu an arası bozuk. Yani böyle ciddi bir şeye girme şansını ben çok yüksek görmüyorum. Çünkü her an arkada bir tokat atılarak indirilebilecek bir lider. Yani şey olmayan, hani belki şeyin iyi dönemlerinde yapılabilirdi ama şu an sesinin böyle bir çok ciddi bir güç olduğunu da ben düşünmüyorum. Yani adımını atarken de çok dikkatli atıyor. İşte Libya meselesinde de mesela ilk başlarda eğer öyle bir güç hissetseydi ilk başlarda müdahil olurdu. Bir şey yapamaz da ayrı bir şey ama Mısır. Ama çok ciddi şekilde ben şey yapacaklarını düşünmüyorum. Karşımızda duracaklarını size şey konusunda katılıyorum. Özellikle Arap Dünyası'nın birçok ülkesinde bu bizim kardeşlik, Osmanlı egemenliği dediğimiz konuya farklı bakış açılarının olduğunu, bunun özellikle o bölgelerde yıllarca eğitim sisteminin batılı devletlerin elinde olması. Mesela 1946'ya kadar Suriye'deki egemen güç Fransa. Fransa 1946'da giderken aynı zamanda kendi oluşturduğu grubu oraya bırakarak gidiyor. Esas da biliyorsunuz işte Baas Partisi'nin kurucularını ben dedim yani Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde şey olmuş kişiler. Yine şeye bakıyorsunuz Saddam'ın işte İngiliz şeyiyle gelmesi yine oradaki İngiliz hakimiyeti yani daha henüz kabuğunu kıramamış bir Orta Doğu var. Neyin ne olduğunu daha görememiş. Halklarının çoğunun daha kendi tarihini düzgün, doğru düzgün okuyamamış. İşte dünyayı okumakta belli bir bilgi birikimi olmayan halklardan bahsediyoruz. Yani o yüzden sizin dediğinize ben katılıyorum. Bazı yerlerde hani bizim zafer olarak gördüğümüz onların hazimet, bizim şey olarak gördüğümüzde zafer olarak gördükleri durumlar mevcut maalesef. Evet. Belki de Orta Doğu'nun diğer coğrafyaların temel sorunu Sayın Kaymakam'ın tarihsel dönemlerin aynı toplumlarda aynı sonuçları yaratmamış olması veya ortaya çıkmamış olması. Bunlardan özellikle sanayi kapitalizmi, endüstri devrimi yani batıda ortaya çıkması, aynı zamanda diğer coğrafyalarda olmaması, farklı değerlerin, farklı politikaların ortaya çıkmasına, bilinç düzeyi, birey, liberalizm, farklı ideolojilerin ortaya çıkmasına ve tartışmasına neden oluyor. Ama aynı dönemde diğer coğrafyalarda farklı değerlerin ortaya olması ya da kronik sıkıntıların devam etmiş olması, değişimlere, dönüşümlere geçilmemiş olması belki bu bizim bugünkü panelimizin temel sorunu sarısı ya da temel cevabı da olabilir Sayın Kaymakam. Yani size katılıyorum. Yani Orta Doğu dediğiniz gibi birçok şeyde Avrupa'yı da yakalayamadı. İnşallah kardeşlerimiz de ciddi şekilde hem eğitim sistemiyle hem ekonomik sistemin işte şeye yayılmasıyla bir toparlanır bir diriliş. Aslında demin Bağsa aslında diriliş demek ama tam tersi dirilişten ziyade uyuyuşu getirdi. Şeyde inşallah bir diriliş olur da bu Orta Doğu'daki insanlar bakın çok önemli bir şey diyeceğim. Genç kardeşlerimiz dinliyorsa buna çok dikkat etmek lazım. Benim hani ciddi okuma kendi okumalarım var. Böyle şey değil hani fikir kitaplarından ziyade kaynak kitapları yani dönemi yansıtan kaynak kitapları. Şimdi Batı var ya Batı çok ciddi bir hastalık attı. Yani birçok hastalığını Orta Doğu'ya attı da kendi hastalıklarını hani bu şeydeki gibi Çin virüsü diyoruz ya bizim coğrafyamıza attı. Bu hastalıklardan bence en önemlisi nedir biliyor musun? Fanatikleşme. Bakın fanatikleşme var ya fikirlerin fanatikleşen gençliğin birbirini yemesi. Yani okuma eğitim almadan ziyade fanatik körelmiş fikirleri benimseyip birbirini yemesi var ya fanatikleşme Orta Doğu'da aşırı derecede yüksek. Biz İngiltere'de bir gün uyandığımızda dil kursuna bakanlığımızı göndermiştik. Bir baktım kapıda bir şey yazıyor işte belediye başkanımız seçimden dolayısıyla teşekkür ediyor. Ya dedik ne zaman seçim oldu kardeşim tamam mı? Seçim olmuş haberimiz yok. Televizyonlarda bile hani İngilizcemiz o dönem IELTS'i de 5-5,5 seviyesindeydi. Az çok anlıyorduk işte programları. Yani adamlar aşırı fanatikleşme yok. Yani ne olursa olsun caddede gidiyorsunuz yoldan adam geliyor. Adam haklı yani adamın önüne atlamışsınız arabasının. Sorry deyip yol veriyor. Yani bir şey var uzlaşı kültürü oluşmuş. Bizim Orta Doğu'ya da bile bile yani fanatikleşmeyi fanatikliği getirecek yani televizyon programına tutun da eğitim sistemine sokulmuş şeylere kadar bir fanatikliği getirecek bir şey var, yapı var. Bunu kırmamız lazım. Yani gençler, kardeşlerimize diyorum sakın fanatik olmayın.
karşıyı dinleme, karşıyı anlamaya çalışalım. Ha, tabii devletimizi, vatanımızı seveceğiz. Bunun için her türlü şeyimiz olacak ama bu özellikle bunun dışında bu fikirsel maçtan tutun da şeyine kadar, fikirsel kavgalardan tutun da fanatikleşme ortalığının en büyük sorunu şu an. Anında coşan bir şey var. Yani IŞİD diyorsun ya arkadaş, abuk subuk bir fikir, tamam mı? Peşinde bir sürü insanı Avrupa şeylerinin istihbarat teşkilatlarını kurduğu, yönettiği, operasyon çektiği bir yapıya bile bir sürü gencimiz gidiyor. İşte fanatikleşmeyle birlikte körelme yani. Okuyamama, zamanı okuyamama, durumu okuyamama durumu oluşuyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bolca kaynak kitap okumamız lazım. Bak biz bir de bu da çok şey sıkıntı. Bana bazen soruyorlar hangi kitap okuyayım? Kitap okuma kardeşim. O dönemi yansıtan kaynaklara bak. Neler olmuş, neler bitmiş. Senin zaten belli fikrin oluşuyor. O fikirden sonra zaten sen hangi kitabı okuyacağını kendin zaten buluyorsun. Konuna bakıyorsun. Neyi okuyacağım? İşte Bağız'ı okuyacağım. Veya işte Müslüman kardeşleri okuyacağım. Veya işte Kesti Zahir Tarikatı var. İran'ın biliyorsunuz tek kurşun atmadan askerinin teslim olmasında çok önemli rolü olan bir tarikat. İşte Saddam'ın eşinden ordu komutanlarına kadar birçok. Yani okuyacaksan orayı aç, kaynak kitaplardan ne olmuş ne bitmiş onu oku. Ondan sonra zaten o sana bir fikir veriyor ve sen o devri şeyde biliyorsun. Fanatikleşmeden, birbirimizi kırmadan, incitmeden, düşüncelerine saygı göstererek şey etmemiz lazım. Uzlaşı kültürünü oturtmamız lazım. Batı'da şu an var ama Batı'da yavaş yavaş ekonomik şey gittikçe uzlaşı kültürünü de kaybetmeye başladı. Onlar şimdi tersine bir dönen bir şey var. İnşallah devam eder öyle. Biz de uzlaşı, onlar da kavga kültürü, kendi işlerinde kavga kültürü. Ama tabii zarar vermeden, biz hep bütün insanları seviyoruz Allah yarattığı için. Hiç kimse zarar görsün istemiyoruz ama Orta Doğu'da Suriye'de ölen bebekler, Filistin'de ölen, şehit olan o bebekler bizi her zaman kalpten incitiyor. Teşekkür ederiz Sayın Kaymakamım. Bir öğrencimiz kaynak kitap istemiş ama Bernard Levy olabilir, Eugene Rogan olabilir. Mahmut Bey sana sonradan özelden de kaynak ismi yazabiliriz. Ya da Sayın Kaymakamım belirtmek istedik. Ben bir tane çok güzel kitap görmüştüm. Onu öyle birçok kitap var da bu İsrail şey savaşını, Arap Savaşı'nı anlatan bir kitap vardı. Şu an benim kütüphanemde vardı. Şeyde İsrail Arap Savaşı diye bulabilirler mi bilmiyorum. Ben Ankara'da bulmuştum şeyde. Karanfil'de bir büyük kitapçı vardı. Neydi ismini hatırlamaya çalışıyorum. İnternetten de var. Arap-İsrail Savaşı'nı anlatıyordu belgelerle. Yanılmıyorsam Kessinger mıydı? Dışişleri Bakanı o dönem. O dönem Dışişleri Bakanı. Olabilir evet. Kessinger olabilir. Kessinger olabilir. Çok güzel bir kitap şey var belgeleriyle. Yani bakın orada aslında Orta Doğu'yu da çok güzel etüt edeceğiz. Savaşan ülkeler ayrı. Uzlaşmaya çalışan ülkeler ayrı olduğunu orada göreceksiniz. Özellikle şey yazışmalarını da almış. Bu resim yazışmalar var. Konsoloslukların ve şeyin yaptığı, oradaki bakanlıkların yaptığı yazışmalar da almış. Güzel bir kitaptı. Ben biraz bakmıştım. Benim şu an kitabımda olması lazım. Yanılmıyorsam. Kesincinin yanılmıyorsam. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Çünkü uzun süredir bakamadık. Farklı şeylerimiz var bizim. Doğuda işte görevler falan. Biraz çalışmalarımız şey kaldı. Tez çalışmamız vardı. Onu bitirdik. Onunla uğraşıyorduk. O kitaba bak. Çok güzel bir kaynak kitap. Oradaki şey de bize çok ciddi fikirler veriyor. Bakın kimler kavga ediyor, üzerlerinden kimler pazarlık ediyor. Ciddi bir kaynak kitaptı. Yani ben tavsiye ederim. Ya kaynak kitap. Başka. Ondan sonra zaten fikir kitapları siz kendiniz şey dersiniz. Çok değerli hocalarımız çok güzel fikirleri oluyor. Bize aydınlatması açısından. Onlara şeyimiz ama o konuda temel bilgilere, temel şeylere hakim olmadan da fikir kitapları bazen insanları yanıltabiliyor. Öncelikle konumuza hakim olmamız lazım. Evet Sayın Kaymakamım teşekkür ediyoruz. Başka hocalardan sorusu varsa Bilal Aslan sorun var mı? Bizi izleyen, takip eden hocalarımız varsa göremiyoruz. Değerli hocalarımıza saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii. Onlar bizim için değerlidir. Varsa lütfen. Evet son dakikalarımız Sayın Kaymakamım. Bir soru var yine. Şahit Bey'den Katar Suudi Arabistan gerilimi sorun çözülmesi Türkiye Suudi Arabistan gerilimi biter mi diyor. Evet Sayın Kaymakamım. Şöyle zaten Suudi Arabistan'da şu an bir o şeye döneme girdik. Birkaç şey var. Onların olumlu açıklamaları var. Şimdi özellikle Biden'la birlikte şey var biliyorsunuz. Biden'ın İran'a yakın politikası var. İran'la da Suudi Arabistan arasında çok ciddi şu an hem Yemen konusu hem şeyde Körfez'deki şey konusu nedeniyle ciddi bir sıkıntı var. Suudi Arabistan bu şey dönemi, Biden dönemi Türkiye ile yakınlaşmaya gidecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten mecbur. İran'ın işte Körfez'deki ülkeler üzerinde Şii nüfus ciddi bir Şii nüfusu var. Bahreyn'de yanılmıyorsam %60'a yakındı. İşte Yemen'de, Bahreyn, Suudi Arabistan'da %15'lere yakın bir Şii nüfus var. Oraları kaşıma
şeyi çok yüksek. Biden de aslında bunu istiyor. Çünkü dedim ya, ben başta dediğim şey, küçük parçalanmışlıklar bunlar her zaman işine gelecek. Daha rahat yönetmelerine sebebiyet verir. Irak parçalandı, adam Irak Merkez Bankası'nın okulunda şeyine kadar yine karlı çıktılar. Yapılan işte anlaşmalar, tazminatlar, şunlar bunlar. Yani her türlü kazanıyorlar. Kim şey olursa olsun onlar kazanıyor. Burada bölünmüşlük, parçalanmışlık her zaman işlerine geliyor. Bu dönemde ben yani ciddi şekilde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yakın hareket edeceğini, geçen hatta televizyonda bizim işte Türkiye'ye ambargo şeyimiz yok, Türkiye'yle ilişkilerimiz iyi diye bir İçişleri Bakanlığı açıklaması vardı, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı. Bence Katar'la yakınlaşma da Türkiye ile yakınlaşmanın şeyiyle gidilen bir yakınlaşma. Yoksa hani Katar'la çok ciddi bir şeyleri yoktu. Ne derler? Böyle güçlü bir ekonomik Suudi Arabistan'ı zora sokacak bir şey yoktu. Yani yapı yoktu. Bence yani katılıyorum, ama şey olacak yani. Ben Türkiye ile ilişkilerini daha da düzeltmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ki mantıklı olan da o. Bizim de hani dedim ya, çıkar ilişkisi, hani dostluk ilişkisi de olacak ama öncelikle şeyler çıkarlarına bakar. Ayakta kalmaya, güçlü kalmaya şey derler. İnşallah hayırlısı olur. Yani prens biraz biliyorsunuz şey birisi, yani çok ciddi bir eğitim olan bir şey yok. Onun yanında ilmi siyaseti de tam bilen bir insan değil. Çok ciddi hatalar yapıyor genç prens, ama babası biraz daha akıllı bir adam. Biraz daha herhalde onun da etkisiyle Suudların ciddi Biden'la birlikte Türkiye'ye yakın duracaklarını düşünüyorum. Tabii bir delilik yine yapmazlarsa onlar yani biraz devlet aklıyla bakmaya çalışıyoruz, ama devlet aklı yok karşınızdaki ülkede. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. İnşallah sıkıntı olmaz. Evet, Sayın Kaymakam teşekkür ediyorum. Bir saatlik süremizin de sonuna gelmiş olduk. Bize bu zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Değerli bilgileriniz için. Bizi takip eden Estağfurullah. öğrencilerimize, meslektaşlarımıza ve Sayın Dekanımıza buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, Sayın Ben de Kaymakamım. tüm hocalarıma, sayın dekanımıza, değerli öğrencilerimize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizi dinleme zahmetine katlandıkları için de çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Biraz bağlantı ilk şey olunca böyle internet üzerinden tam da şey demedik ama suç ihsan ettiyse kafola. Değil mi? Özellikle öğrenci kardeşlerime söylüyorum, fanatizmden mutlaka uzak durun. Yani ne olursa olsun. Çünkü bu bir hastalıktı ve bunu Batı bize çok güzel yutturdu. Orta Doğu'da şu an bu fanatizm çok aşırı fazla. Partilermiş, futbol takımlarıymış, şunlarmış, bunlarmış. Birbirimizi anlamamız lazım. Yani bizim görüşümüzde olmayan herkes, bizim bu ülkede yaşayan herkes bizim kardeşimiz, bizim değerlerimiz. Çatışma kültürü yerine işte bir araya gelme, bir şeyler üretme, araştırma. Ben Manchester Üniversitesi'ne gittiğimde hemen yani bütün çocuklar harır harır ortaya, yani böyle bir araya gelip çalışan öğrencileri görüyoruz. Proje ödevleri, bir arada olma, bir şeyleri ortak üretme mantığı vardı. Yani bireyselliği ortaya çıkaran TV programlarından uzak tutun. Sadece ben kazanacağım, ben yapacağım, ben edeceğim diyen her programı kapatın. Çünkü bizler şey toplumuyuz, istişare toplumuyuz. Bir araya gelme, bir arada bir şey yapma. Üzülenler varsa o üzülenlerin derdinin de bizim derdimiz olduğunu, tam haklı yere, haksız yere demiyorum da, bizim derdimiz olduğunu gören bir millet, bir topluluğuz biz aslında tarihten beri öyle. Bireysellik Batı'nın işte tek dinsiz, milliyetsiz, cinsiyetsiz şey programı var şu an. Onu uygulamaya çalışıyorlar birçok ülkede. Bunun bir ayağı da televizyon programı. Bireyselleşen, rakibine her türlü hileyi yapan, rakibine her türlü şeyden işte kendinden başkasını düşünmeyen, bu şeyde giden şeyi yıkıp işte fanatizmle bunları yıkıp bir araya gelme, birlikte bir şeyler yapma, birlikte proje hazırlama, birlikte şirket kurma, birlikte iş yapabilme mantığıyla yürümemiz lazım. Genç arkadaşlarımıza ben yani 40 yaşındayız, 40 yıllık tecrübe bize bunu gösterdi ama biz yanılıyor da olabiliriz. Bunu tavsiye ederim. Bununla hem çok dost kazanırsınız hem de vicdanen de rahat bir ömür sürersiniz. Evet, teşekkür ederiz Sayın Kaymakam. İyi akşamlar diliyoruz İyi herkese. akşamlar herkese, hürmetler, saygılar. Sağ olun.